Yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gidilmeli. Yolsuzluk olursa ve gidilmezse toplum çürür mealinde cümleler kullandı. Son derece doğru. İyi de yürütme organı yolsuzluğun üzerine giden kamu görevlilerini engellerse Sayın Cumhurbaşkanı ne yapacak? Ben ne yapabilirim ki diyor. Ben ne yapabilirim ki? Sayın Cumhurbaşkanı, eğer hiçbir şey yapmayacaksanız o koltukta niye oturuyorsunuz siz? Devletin kurumlarında aksama varsa, çatışma varsa o çatışmayı gidermek Cumhurbaşkanının görevidir. Anayasa size yetki vermiş. Cumhuriyet tarihinin en büyük devlet krizini yaşıyor Türkiye. En büyük devlet krizini, güçler ayrılığı ilkesinin yok edildiği bir devlet şu anda. Güçler ayrılığı yok. Kim söylüyor bunu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı söylüyor. 138. madde çöktü diyor. Ne diyor 138. madde? Yargı bağımsız ve tarafsızdır diyor. Çöktü diyor. Hiçbir makam, mevki, kişi, kurum yargıya talimat veremez diyor. Bu da çöktü mü? Bu da çöktü. Neden bahsediyorsunuz siz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken ilk iş Bakanlar Kurulu'nu toplamak ve ona başkanlık yapmaktır. Anayasa bu yetkiyi kendisine veriyor. Yetkiyi kullanmayıp da ben ne yapabilirim diyemez bir cumhurbaşkanı. Dünyada hangi devlet bir yönetmelik değişikliği yapar, der ki polis gitmeden önce hırsıza haber verilsin. Böyle bir kavram olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir anlayış olabilir mi?